Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 3. sınıfın 3. ünitesi olan People I Love yani Sevdiğim insanlar adlı ünite ile ilgili hep birlikte soru çözeceğiz. Siz isterseniz her soruda videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. İşlediğiniz ünitelerle ilgili daha fazla alıştırma, test, quiz çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla pekiştirmek istiyorsanız eğer Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın. Hazırsanız sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Resme uygun ifadeyi bulunuz. Resimde güçlü bir insan vardır. Güçlü İngilizce'de strong demektir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru. Verilen resme uygun ifadeyi bulunuz. Resimde yaşlı biri vardır. Yaşlı İngilizce'de old demektir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru, verilen resme uygun ifadeyi bulunuz. Resimde uzun bir insan vardır. Uzun İngilizce'de tall demektir. Doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru, verilen resme uygun ifadeyi yazınız. Resimde şişman bir insan vardır. Şişman İngilizce'de fat demektir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. 5. soru. Verilen resme uygun ifadeyi bulunuz. Resimde yavaş bir salyangoz vardır. Yavaş İngilizce'de slow demektir. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır. 6. soru. Verilen resme uygun ifadeyi yazınız. Verilen resme uygun ifadeyi seçiniz. Resimde zayıf bir kız bulunmaktadır. Zayıf İngilizce'de slim demektir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. 7. soru. Resme uygun ifadeyi bulunuz. Resimde çirkin bir insan vardır. Çirkin İngilizce'de ugly demektir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Resimde büyük bir fil bulunmaktadır. Büyük İngilizcede big demektir. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır. <laughs> resme uygun ifadeyi bulunuz. Resimde güçsüz bir insan vardır. Güçsüz İngilizcede weak demektir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. 10. <laughs> soru verilen resme uygun ifade hangisidir? Resimde bir çocuk bulunmaktadır. Yani genç biri vardır. Genç İngilizcede young demektir. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır. Verilen soruya uygun ifadeyi seçiniz. Is that fat? O şişman mı? Verilen resimdeki tavuk şişmandır. Bu yüzden cevap verirken eğer şişmansa yes it is diye cevap vermeliyiz. Doğru cevap A şıkkıdır. Is the tower short? Kule kısa mı? Kule kısa değil, uzundur. Eğer hayır, kısa değil diye cevap vermek istiyorsak, No, it isn't demeliyiz. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Is it fast? O hızlı mı? Resimdeki hayvan hızlıdır. Bu yüzden evet, hızlıdır derken yes, it is diye cevap vermeliyiz. Doğru cevap A şıkkıdır. Is that light? O hafif mi? Resimde hafif bir şey yoktur. Ağırdır. Bu yüzden hayır, o hafif değildir dememiz gerekiyor. Bunu derken no, it isn't demeliyiz. Doğru cevap B şıkkıdır. Is she beautiful? O kız güzel mi? Resimde güzel bir kız var. Evet güzel derken yes, she is demeliyiz. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. Şimdi birbiriyle zıt olan kelimeleri bulacağız. Birinci resimde şişman bir insan vardır. İkinci resimde zayıf bir insan vardır. Şişman ne demekti? Fat. Zayıf ne demekti? Slim. Bu yüzden doğru cevap birincisinde fat, ikincisinde slim olan şıktır. Yani B şıkkıdır. Birbirine zıt ifadeleri bulacağız. Birinci resimde güçlü biri vardır, ikinci resimde güçsüz biri vardır. Güçlü İngilizce'de strong demektir. Güçsüz İngilizce'de weak demektir. Bu ikisinin bir arada olduğu şık C şıkkıdır. Yine birbirine zıt kelimeleri buluyoruz. Birinci resimde büyük bir köpek vardı. Büyük İngilizce'de big demektir. Küçük İngilizce'de small demektir. Bu ikisinin bir arada olduğu şık B şıkkıdır. Birbirinin tersi olan kelimeleri bulalım. Birinci resimdeki bal ağırdır, ikinci resimdeki ise hafiftir. Ağır İngilizce'de heavy demektir, hafif ise light demektir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. Birbirine zıt olan ifadeleri bulalım. Birinci resimdeki kaplumbağa yavaştır. İkinci resimdeki tavşan ise hızlıdır. Yavaş İngilizce'de slow demektir. Hızlı ise fast demektir. İkisinin bir arada olduğu şık C şıkkıdır. Biraz daha Ken can ve kent ile ilgili soru çözelim. Cümledeki boşluğu doldurunuz. He played the piano. Resimdeki kişi piyano çalabiliyor. Eğer çalabiliyorsa can ifadesini kullanmalıyız. Eğer bir şey yapamıyorsak Kent ifadesini kullanırdık. Yapabildiği için A şıkkındaki Kent doğru cevaptır. He can play the piano. O piyano çalabilir. He ride a horse. O ata binebilir mi? Resimdeki kişi ata binemiyor aslında. Bu yüzden doğru cevap yapamadığı için Kent ifadesidir. Yani B şıkkıdır. Resimdeki kişi yüzebiliyor mu? Resimdeki kişi gördüğünüz gibi yüzemiyor. Bu olmak üzere bu yüzden doğru cevap yapamadığından dolayı kent ifadesidir. Yani B şıkkıdır. She played guitar. Kız gitar çalabiliyor mu? Çalabiliyor. Bu yüzden can ifadesini kullanmalıyız. Doğru cevap A şıkkıdır. She paint. Paint boyamak demektir. Resme bakalım kız boyama yapabiliyor mu? Evet yapabiliyor güneşi ve bulutlarını boyamış. Bu yüzden doğru cevap yapabildiği için A şıkkıdır. The baby read a book. Read a book kitap okumak demektir. Bebek kitap okuyabilir mi? Okuyamaz. Bu yüzden doğru cevap yapamadığından dolayı kent ifadesidir. B şıkkı. Fast. O hızlı koşabilir. Resimdeki kişi hızlı koşabiliyor. Bu yüzden doğru cevap Ken yani A şıkkıdır. <laughs> They play tennis. Onlar tenis oynayabiliyorlar mı? Bakalım tenis oynayabiliyorlar. Bu yüzden doğru cevap yapabilmek anlamına gelen Ken kelimesidir. Yani A şıkkı. <laughs> She ride a bike. Ride a bike bisiklet sürmek demektir. Resimdeki kız bisiklet sürebiliyor. Bu yüzden doğru cevap A şıkkındaki can kelimesidir. She dance. Dance dans etmek demektir. Resimdeki kişi dans edemiyor çünkü yere düşmüş. Dans edemediği için doğru cevap can't kelimesidir. Yani B şıkkı. He sing. Sing şarkı söylemek demektir. O şarkı söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyor. Çünkü karşısındaki kişi kulaklarını kapatmış. Söyleyemediği için doğru cevap B şıkkındaki kent kelimesidir. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar kısmına kaç tane doğrunuz olduğunu yazmayı unutmayın lütfen.